Bugün konuğumuz Citroen C3 Aircross. C3 Aircross küçük bir crossover ve küçük crossoverlarda yükselen yıldız. Bu yılın en azından yükselen yıldız olmaları bekleniyor. C5 Aircross'un yarattığı rüzgarla ve tabii ki kuzeni Peugeot 2008'in yarattığı rüzgarla C3 Aircross da eskisinden çok daha başarılı olabilir ki bu yanında duran otomobilde küçük sınıf crossoverlar neden görmezden gelinmeyecek değerler olduğunu aslında gösteriyor. Çünkü sundukları gerçekten de oldukça ilginç. Hemen kullanış özelliklerine geçelim. Neler var orada size onları anlatayım. Örneğin C3 Aircross'un boyu 4 metre 15 santim. Yani bir ortalama bir küçük sınıf üyesinden sadece 15 santim daha uzun bir otomobilden bahsediyoruz burada. Ama sunumları bir ortalama küçük sınıf üyesinden çok daha farklı bu otomobilin. Mesela bagaj kapağının altında 410 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor C3 Aircross. Bu bütün küçük sınıf hatchbacklerden daha iyi bir değer. Sınıf içinse ortalama bir değer. Son dönemde tanıtılan yeni otomobiller bu civarda bagaj hacmiyle birlikte geliyor. Burası çok da kullanışlı bir bagaj. Duvarları tamamen düz. Zeminle yükleme eşiği arasındaki fark az. Hatta buradaki örnekte hiç yok. Çünkü burada bir değişken zemin var. Üst donanıma ait, shine donanıma ait bir C3 Aircross alırsanız bir sürü kullanışlı özellikleri oluyor. Bunlardan ilki de bu değişken zemin oluyor. Değişken zeminin altındaki bölme içinde ekstra bir örtü mevcut. Çünkü onun altında yedek lastik olabiliyor eğer benzinli motorlu bir C3 Aircross satın alırsanız. Ama buradaki örnek dizel motora sahip ve bunda sadece lastik tamir kiti bulunuyor. Çünkü dizel motorun AdBlue tankı biraz fazla yer işgal ediyor orada ve yedek lastik için de yeterli alan sunulmuyor. Bunun dışında Shine donanımıyla birlikte gelen diğer bir özellik kızaklı arka koltuklar. Eğer arka koltuklarda diz mesafesine bir nedenden ötürü ihtiyacınız yoksa bu otomobilin bagaj hacmini 520 litreye kadar yükseltebiliyorsunuz ve bunu kademeli olarak yapabiliyorsunuz. Çünkü koltuklar 60'a 40 oranında kızaklara sahip. Yani bir kompakt sınıf sedan kadar bagajlı olabiliyor bu otomobilin eğer isterseniz, eğer size uygun gelecekse. Bu da güzel bir özellik. Dediğim gibi üst donanımlarla birlikte geliyor. Bagajı genişletmek isterseniz biraz daha zahmetli bir durum var orada. İçeriye geçip öncelikle koltuk sırtlıklarını yatırmanız gerekiyor. Çünkü koltuğun yanındaki kayışlar yardımıyla yatırılıyor sırtlıklar. Eğer bu değişken zemininiz varsa tamamen düz bir yükleme alanı elde edebiliyorsunuz. Eğer bu yoksa eşikli bir yükleme alanı elde edebiliyorsunuz. Bütün bunlar tabii ki güzel özellikler. Dahası hem kol dayanağı olarak kullanılsın diye hem de bagajda uzun yükleri yüklediğinizde kabine doğru uzatabilin diye koltuğun ortasındaki bir bölümde yatırılabiliyor. Bu da güzel bir avantaj olacaktır. Ne yazık ki şu pancar için yer bulmamışlar burada. Arka koltuğa geçiyorum hemen bagaj kapağını kapatıp orada neler varmış. 2 metre 60 santim bu otomobilin aks mesafesi. Bu da onu aslında sınıfının ortalamasında bir otomobil haline getiriyor ve sunumlarda 3 aşağı 5 yukarı tabii ki benzer olacaktır. Burada sunulan olan gördüğünüz gibi sınıf ortalaması da sayılabilir. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi makul bir diz mesafesi var. Koltukların altına doğru ayaklarımı sokabildiğim için biraz daha rahat edebileceğim. Yani o diz mesafesinden daha iyi bir alan hissi elde edebilirim. Bunun dışında baş mesafesi yönünden daha kısıtlı bir alan var. Çünkü bu araçta açılır bir cam tavan mevcut. O da bayağı bir yer işgal ediyor. Bu nedenle de hemen başımın üzerinde tavanın kaplaması. Bunun bir çözümü var. Bu üst donanımla birlikte sırtlıkların eğimi de ayarlanabiliyor. Koltuk sırtlığını yatırdığınızda çok daha iyi bir baş mesafesi elde edebiliyorsunuz. Daha da zaten rahatla bir oturma pozisyonunda elde etmiş oluyorsunuz. Böyle yaptığınızda bayağı güzel oluyor arka koltuk yetişkinler için. Sunumlara geçecek olursak kalite açısından çok fazla bir şey beklememeniz gerekiyor. Küçük sınıf ortalamalarına daha yakın. Küçük bir kapı içi cebi var. Koltuk sırtlıklarının arkasında cepler yok. Çünkü koltukların kaplamaları fermuarlı. Yani çıkartılabiliyor sanırım bunlar. Temizlik için vesaire için ilginç olabilir tabii ki. Orta konsol, vites konsolu arkaya doğru geliyor. Burada bir bardaklık var ve onun sonunda da 12 voltluk bir soket var şarj ihtiyacınız için. Bu iyi olabilir belki. Ve küçük bir şaft tüneli var ortada oturmak isteyenler için. Zaten o olmasaydı oraya ayaklarınızı koyamazdınız muhtemelen. Ön koltukların kızakları önde. Ayaklarımı hemen şaft tünelinin yanında tutabiliyorum. Eğer zorda kalırsak burada 3 yetişkin seyahat edebiliriz belki. Ama bu sınıftaki en güzel alanlardan bir tanesi. Çünkü minder dümdüz, sırtlık dümdüz. Rahat diyebilirim buradaki alan için. Bu tarafa geri dönecek olursak biraz önce bahsettiğim o parça şöyle katlanıyor. Yani kol dayanağı olarak birazcık zorlama olur belki. Çünkü hem alçak hem de şurası hemen bagaj. Direkt bagajla iç içe oluyorsunuz. O nedenle çok kullanışlı olmayabilir ama çok isterseniz, çok zorda kalırsanız tabii ki böyle kabul edebilirsiniz. Kızakları da göstereyim hazır buradayken size. Koltuğun bu kırklık bölümü 40-60 kızakla hareket ettirilebiliyor biraz önce söylediğim gibi. Mesela buraya çocuk koltuğunuzu koyarsanız ve bir ebeveyn çocuğun yanında yolculuk etmek istiyorsa bu
değişkenliği kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bu tarafta da yapabilirsiniz. Burada tek yetişkin de oturabilir. Yani böyle farklı farklı kombinasyonlar yapıp bagajınızı genişletebilirsiniz. İyi bir çözüm olabilir bu da aile kullanımları için. O zaman direksiyona geçiyorum. Bakalım ön tarafta neler var, sürüşte neler var, onları görelim. Şimdi de C3 Aircross'un direksiyonundayız. Önce kokpitten başlayayım, neler var neler yok diye. Bekleyeceğiniz şeyler aslında bakarsanız küçük sınıf üyesinde. Sert plastikler var her yerde ama şöyle güzel bir durum var. Mesela şuraya erişmekte zorlanırsınız. Buraya normalde parmağınız değmez ama elinizi değdiğiniz yerlerde de güzel malzemeler kullanılmış. Bu iyi bir seçimdir bence. Size kalmış değerlendirmek tabii ki. Ama kapı içlerinde de mesela biraz daha belki yumuşak malzemeler bekleyebilirsiniz. Yine de orada da kapı kolunda mesela kolçağına bakarsanız orada yine güzel malzemeler var. Ama üst tarafa kolunuzu dayadığınızda burada sert plastikleri hemen fark edeceksiniz. Bunun dışında genel hali güzel. Dokunduğunuz yerlerdeki plastikler, dokular gayet güzel. Sınıfının ortalamasından daha fazlasının peşinde koşmamış açıkçası Citroen. Burada herhalde böyle özetlemek çok kolay olacaktır. Diğer konularda neler var? Burada görmüş olduğunuz 7 inçlik ekran C3 Aircross'un standart donanımında geliyor. Bütün fonksiyonlar, araç fonksiyonlarını bu ekran üzerinden kullanıyorsunuz. Havalandırma kumandası da burada bu sayede standart olarak otomatik klima ile birlikte geliyor. C3 Aircross. Bu ekranı eğer alışıksanız kullanmanız çok kolay olacaktır. Ekranın iki yanında dokunmatik düğmelerle ana menüler var. Onları seçtikçe istediğiniz menüye ulaşıyorsunuz. Bazıları zahmetli buluyor bunu ama alıştıktan sonra da rahatça kullanılan bir sistemdir. Geri görüş kamerasının görüntüsü gayet iyi. Ekranın grafikleri güzel genel olarak. Biraz sürüş pozisyonunun altında kalıyor. Yeni otomobillerde malumunuz çok daha yüksekte yerleştiriliyor bu ekranlar. Eğer navigasyonu takip etmek istiyorsanız mesela bu ekranda görüş açınızdan bayağı aşağıda kaldığı için de sürekli gözünüzü yoldan ayırmanız gerekiyor. Analog gösterge tablosu ortasında Liquid Crystal ekranına geliyor. En azından grafikleriyle uğraşılmış bu Liquid Crystal ekranı biraz daha karakterize edilmiş. Analog göstergeleri rahat takip ediliyor. Yeterince bilgiyi de size aktarıyor bunların tamamı. Saklama alanlarını geçecek olursak genişçe bir kapı içi cebi var. Çok uzunlamasına değil ama genişliği güzel ayarlanmış. Şişeler için mesela bir bölmesi mevcut bu kapı içinin. C5 Aircross'ta sunulmayan bir donanımdır bu. Eğer şişenizi oraya koyarsanız yani ileri geri oynamayacaktır. Bu da hoş bir donanım. Vites kolunun önünde güzel bir alan mevcut. Burada bir tablo var. Eğer bu tabloyu takılı kullanırsanız bardaklık olarak kullanıyorsunuz. Biraz sığ bardaklık. Yani çok küçük bir bardak olması lazım burada doğru düzgün durabilmesi için. Ama onun önünde de küçük bir boşluk var. Oraya da cep telefonunuzu dik bir şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Ya da bu parçayı yerinden söküp altındaki bölmeyi tek parça halinde kullanabiliyorsunuz. Size bırakılmış. Bunun seçimi vites kolunun arkasında herhangi bir şey yok. El freni kolu biraz farklı tasarlanmış ama aynı yeri işgal ediyor normal herhangi bir mekanik el freniyle. Onun altındaki bölmeye belki bir iki eşyanızı koyabilirsiniz. Mesela anahtarınızı koyabilirsiniz oradaki bölmeye. Torpido gözün üstünde burada bir saklama alanı mevcut. Yani bilmiyorum nasıl kullanılır. Ben açıkçası oraya bir şeyimi koymazdım ama güzel bir malzemesi var mesela. Yumuşak plastikten bir malzemesi var oranında. Baya baya yani saklama alanı olarak düşünülmüş. Dediğim gibi size kalmış orası da kullanırsınız kullanmazsınız. Kokpit böyle. Sürüşte neler var peki? E3 Aircross küçük sınıflar için geliştirilen bir önceki nesil PSA altyapısında yükselen bir otomobil. Kıyaslamak gerekirse mesela yeni tanıtılan Peugeot 2008 daha modern bir altyapıya sahip. Kurulum aslına bakarsanız çok farklı değil ya da sunulanlar da çok farklı değil. Mesela aynı motor seçeneklerini paylaşıyor. Yeni altyapı ya da eski altyapıya sahip otomobiller. Bu içinde bulunduğum otomobilde mesela 1.5 litrelik dizel motor yer alıyor. EAT 6 tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte geliyor. Bunun alternatifi de 1.2 litrelik PureTech benzinli motor. O da aynı şekilde EAT 6 tork konvertörlü otomatik şanzımanla geliyor. Yani aslına bakarsanız sadece şanzıman farkı var. Burada EAT 6 şanzımanlar kullanırken yeni altyapıyla birlikte EAT 8 şanzımanlar kullanılıyor. 8 oranlı versiyonu buradaki şanzımanın. Peki sunumlar nasıl diyecek olursanız 1.2 litrelik benzinli motoru tercih etmeyi düşünürseniz 130 beygir güç 230 Nm tork üretiyor. 1.2 litrelik PureTech motor. 6 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımanla uyumu gayet iyi. Birazcık sinirli bir çalışma karakteri var bu altyapıyla birlikte 1.2 litrelik motorun. Daha doğrusu sesi öyle çok fazla bastırılmamış. Bu dikkatiniz çekebilir belki. Bu içinde bulunduğum versiyondaki motor 1.5 litrelik dizel motor 120 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir versiyonuyla birlikte yer alıyor.
Bu iki motorda hiç fark etmez 1.2 litrelik benzinli olsun ya da 1.5 litrelik dizel olsun. C3 Aircross çok çok rahat bir şekilde taşıyor. Çünkü benzinli motorla 1.2 ton bu otomobilin boş ağırlığı, dizel motorla ise 1.3 ton civarında. Böyle baktığınızda da yani fazlasıyla gücü ve torku var. Sonuç olarak da güzel karşılıklar alıyorsunuz. Güzelce hızlanıyorsunuz. Performans açısından bir eksiği olmuyor. Peki yakıt tüketimi konusunda neler var? 5.9 litre 100 kilometredeki yakıt tüketimim. 41 kilometre saatlik bir ortalama hızım mevcut. Ortalamam her zamankinden biraz daha yüksek oldu ama 36-38 kilometre saat civarında bir ortalama hızım olsaydı da 6.1 litre, 6.2 litre gibi bir tüketimim olurdu her 100 kilometrede. Yani beklediğiniz o tasarruf potansiyeline sahip. Uzun yolda sabit hızlı sürüşler yaparsanız bu tüketim değerini 5 litre, 100 kilometrede 5 litre civarlarına düşürmeniz mümkün oluyor. Gerçekten de bu konuda oldukça iyi bir otomobil. Sürüşte neler var peki? Citroen konfor odaklı otomobiller tasarlar. Genelde konfor odaklı ayarlar otomobillerini. Burada durum tam olarak öyle değil. Bu yerden yüksek bir hatchback kurulumuna sahip aslında bakarsınız. Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu. Bunlar C3 hatchback'ten normal küçük sınıf üyesinden çok çok farklı değiller. Ama tabii yerden yükseklik artınca o yumuşaklıktan biraz kaybetmesi gerekmiş. C3'teki yumuşaklıktan kaybetmesi gerekmiş. Hala konforlu bir otomobil diye niteleyebilirim ben bu otomobili. Ama yine de mesela şu üzerinden geçtiğim yol işaretlemelerini fazlasıyla hissettiren de bir otomobil öbür taraftan. Çünkü o yerden yüksekliğin oluşturacağı olası salınımların tabii ki engellenmesi gerekiyor. Yoksa fazlasıyla dengesiz bir otomobil olurdu bu. Bu haliyle bu nedenle de biraz daha sertleştirilmiş süspansiyon sistemi konforundan biraz kaybetmiş ama yol tutuş becerisinden biraz daha kazanmış. Direksiyonu güzel ayarlanmış, hızlı ayarlanmış. Çok fazla gövde salınımı var aslında ama rahatsız gelecek kadar, midenizi bulandıracak kadar fazla değil ama virajlarda yattığında otomobilin hissediyorsunuz. Yani bu haliyle baktığınızda aslında ne konforda bir Citroen'den bekleyeceğiniz kadar ileri gitmiş otomobil ne de yol tutuşta öyle çok fazla kazanımları olmuş. Dinamik sürüş tarafında çok fazla kazanımları olmuş. Yol tutuş güvenliği açısından bunun yanında gayet iyi bir otomobil. Çünkü çok rahat yönlendirilebilen hafif bir otomobil. Rahatça yani engellerin arasından dolaşabileceksiniz bu otomobilde. Konforun diğer öğeleri, yol gürültüsü, rüzgar onlarda neler var diyecek olursanız aslında bir küçük sınıf ortalaması gibi. Otoyola çıktığınızda evet rüzgar sesi duyuyorsunuz. Belki 100 km saatin biraz üzerinden itibaren duymaya başlıyorsunuz. Normal şehir içerisinde dolaşırken makul bir gürültü oranı var. Lastik gürültülerinin örneğin çok azalıyor iç mekanında. Bu da güzel bir özelliktir. Bu sınıf için baktığınızda genel sürüş özellikleri ortalamanın biraz daha üzerinde belki diyebiliriz herhalde. C3 Aircross için. Fiyatlar donanımlar bölümüne geçtiğimizde 176 bin liradan başlıyor. 1.2 litrelik PureTech motor, Shine donanım seviyesi ve EAT 6 tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte dizel motora çıktığınızda 182 bin lira ödemeniz gerekiyor. Dizel motorun Shine donanımlı versiyonunu isterseniz de 190 bin lira civarında bir bedel ödemeniz gerekiyor. Şu sıralar bir kampanya var. 6-7 bin lira kadar daha düşüğünü alabiliyorsunuz bu listelerden. C3 Aircross'ları. Fiyatlarla ilgili bilmeniz gereken en önemli konu Fuel ve Shine donanımları ki Fuel sadece dizel motorla birlikte sunuluyor. Arasında sadece 8 bin lira fiyat farkı var. Bence yeni otomobil satın alırken elde ettiklerinizle bunun karşılığını çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Gerçekten de Shine donanım seviyesi Fuel'e göre oldukça zengin bir donanım. Sadece şu değişkenlik özellikleri için bile ben alırdım. Çünkü bu küçük otomobili çok daha farklı bir otomobil haline getirebiliyor bu değişkenlik özellikleri. Bir de Shine'a 2020 model yılında anahtarsız giriş sistemi de eklendi. Bu içinde bulunduğum araçta yok. Kontaklı anahtarı görüyorsunuzdur belki. Anahtarsız giriş ve çalıştırma opsiyonu da eklenmiş olduğu Shine donanım seviyesine. Güvenlik konusuna değinmedim hiç. 6 hava yastığı standart donanımında geliyor. Otomobilin şerit takip sistemi gibi donanımlar alabiliyorsunuz ama tabii ki öyle çok çok zengin gelişmiş güvenlik donanımlarını satın alamıyorsunuz ki zaten bu eski altyapı ile yeni altyapı arasındaki en önemli farklılık da bu. Yeni CMP isimli altyapı ya da EMP1 olarak da tanımlanıyor bazı yerlerde. Bu yeni altyapı yeni elektroniklere, yeni yardımcı sistemlere uygun. Bu nedenle de o modern altyapıyla geliştirecek otomobiller tabii biraz daha pahalı çıkıyorlar. 3 aşağı 5 yukarı aynı özellikleri sunsalar bile. Durumlar böyledir. C3 Aircross'la ilgili sanırım anlatacaklarım bu kadar. Sonuca bağlayacak olursak C3 Aircross için özellikle Shine donanımıyla birlikte satın aldığınızda çok çok iyi bir otomobil satın almış oluyorsunuz. Şehirde çok pratik, her park yerine neredeyse girebilen
Buna karşılık da ihtiyaçlarınız da bol bol rahat rahat karşılayabilen bir otomobil haline geliyor. Bu da güzeldir herhalde. Güzel özelliklerdir. Bu küçük sınıf crossoverların yıldızda bu nedenle parlayacak diye düşünüyorum ben. O zaman bir sonraki testte karşılaştırma ya da neyse onda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.